Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Alarma geçildi. Dünyayı sarsan doğal gaz krizine Türkiye formülü. Değerli izleyenler, Avrupa ülkeleri doğal gaz kriziyle karşı karşıya kalırken uzmanlar, Türkiye'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla kendi enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra Avrupa'nın ihtiyacı için de çözüm olabileceğini değerlendiriyor. Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Gulmira Rızayeva, Anadolu Ajansı muhabirine, Avrupa'daki enerji krizi devam ederken Türkiye'nin sadece bir geçiş ülkesi değil, aynı zamanda geliştirmeye müsait altyapıya sahip bir ülke olarak rolünün her geçen gün arttığını söyledi. Rızayeva, piyasadaki doğalgaz kıtlığına dikkati çekerek, Avrupa'ya doğalgaz ihracatını artırabilecek bir kaynak konumundaki Azerbaycan bu anlamda çok stratejik bir önem kazanıyor. Türkiye ise tüm bu gelişmelerin odağında, özellikle Güneydoğu Avrupa ülkelerinin Rus gazına bağımlılıklarından kurtulabilmeleri için kilit öneme sahip ifadesini kullandı. Türkiye'nin yüksek bir LNG kapasitesine sahip olduğunu ve bu miktarın 2023'e kadar artırılacağına değinen Rızayeva, bu Türkiye'deki yerli ve Avrupalı özel şirketlerin LNG dahil olmak üzere Azerbaycan'dan veya başka yerlerden ithal edebilecekleri gazı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya kara ve deniz yoluyla sevk edilebilecekleri anlamına geliyor dedi. Rızayeva, Türkiye'nin LNG'de yaklaşık 50 milyar metreküp yeniden gazlaştırma kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, bu miktarın Türkiye'nin yıllık gaz talebinin yaklaşık %90'ını oluşturduğunu kaydetti. Bulgar şirketlerin LNG terminallerinde çoktan kapasite rezervi yaptığını ve bunun söz konusu şirketlerin Türkiye'deki yeniden gazlaştırma terminallerinden LNG satın alarak Bulgaristan'a veya diğer Avrupa ülkelerine gönderebilecekleri anlamına geldiğini dile getiren Rızayeva şöyle devam etti. Türkiye sadece transit ülke olması nisabıyla değil, aynı zamanda sahip olduğu gelişmiş altyapısıyla da önemli bir ülke olarak ön plana çıkıyor. Avrupalı şirketler de alternatif tedarik kaynaklarından elde edecekleri doğal gazı ülkelerine taşıyabilmek için bu altyapıyı kullanabilirler. Natural Gaz Europe direktörü ve baş analisti John Roberts da iklim hedefleri kapsamında fosil yakıtları olan bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Avrupa Birliği'nin bu doğrultuda doğal gaz tüketiminde 100 milyar metreküplük bir azaltmayı amaçladığını söyledi. Roberts, Rusya-Ukrayna savaşının bu hedefleri hızlandırdığına işaret ederek şunları kaydetti. Avrupa Birliği Rusya'ya olan bu bağımlılığını 3 yılda sona erdirecek. İlk olarak ABD'de bu yıl içinde yaklaşık 38 milyar metreküp ek LNG üretimi piyasaya sunulacak. Bunun çoğu Avrupa'ya gelecek. İkincisi, alternatif enerji kaynaklarından özellikle de yenilenebilir kaynaklardan beklenen aynı miktarda gaza eşdeğer enerji. Ancak geriye kalan 25-30 milyar metreküplük gazın nereden geleceğini bilmiyoruz ve bunun gaz formunda olması gerekiyor. Bunun anlamı bazı ülkeler doğal gaz sıkıntısı çekecek ve bunun sonucunda talep yıkımı dediğimiz şey olacak. Öylesine bir yıkımın enerji tedarik zincirinde düzeltilmesi uzun zaman alacak sıkıntılara yol açacağı konusunda uyarıda bulunan Roberts şöyle devam etti. Bu en korkutucu nokta. Çünkü evdeki kombiyi veya ocağı kapatırsanız, dahili sisteme zaten bağlı olduğu için istediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz. Ancak bir kasabanın veya fabrikanın gazını keserseniz, gazı tekrar açmadan önce her çıkışı kontrol etmeniz gerekir. Şimdi, sizce bu ne kadar bir zaman alır? Günler, haftalar, aylar. İşte bu yüzden şirketler, kuruluşlar ve ulusal şebekeler Rus gazını istiyor. Ellerindeki sınırlı tedarike kesinti yaşamamak için eşit olarak paylaşmak istiyorlar. Çünkü gaz kesintisi çok tehlikelidir. Bu ülkelerin şu an için erişimi dahilinde olan alternatif tedarik kaynaklarının kısıtlı olduğuna işaret eden Roberts, diğer taraftan da bunun onların kendi sorunu olduğunu da söyleyebilirsiniz. Çünkü bu ülkelere 2009'dan bu yana doğal gaz tedariki için alternatif sistemlerin olması gerektiği söylendi ve ancak onlar bunu yapmadı ifadelerini kullandı. Roberts, Türkiye'nin bu noktada kaynaklarını çeşitlendirerek, çok büyük bir avantaj sağladığını vurgulayarak, Türkiye doğal gazı birden çok kaynaktan aldığı için avantajlı bir konumda. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan gaz alıyor ve yine çok çeşitli kaynaklardan LNG alıyor. Yani Türkiye'nin esnek bir politikası var ve enerji tedarik güvenliğini bu esneklik sayesinde garanti altına almış durumda dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.